Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri beni çok heyecanlandıran bir konudan bahsedeceğim. Eğer beni bir süredir takip ediyorsanız plan yapmayı ne kadar sevdiğimi, düzenli yaşamanın bana ne kadar iyi geldiğini biliyorsunuzdur. Bana böyle iyi gelen bir konuyu da sizlerle paylaşmak gerçekten beni heyecanlandırıyor. O yüzden böyle hızlı hızlı konuşursam ve çok fazla şey söylemeye çalışırsam kusuruma bakmayın lütfen. Bu sene ben diğer senelerden daha farklı bir şey yapıyorum. Normalde her yeni yıla girerken, ki bence yeni yıl çok sanal bir kavram aslında. Yani biz ona anlam yüklediğimiz sürece bir anlamı var. Siz bu benim yaptığımı herhangi bir zamanda, hayatınızı değiştirmeye karar verdiğiniz bir zamanda, Eylül'de okullar açılmadan ne zaman sizin hayatınız için doğru zamansa o zaman yapabilirsiniz. Ne diyordum? Ha, ben her sene normalde yeni yıldan önce kafamda böyle bu sene bunu yapayım, şunu yapayım gibi şeyler oluyordu ama hiç bu sene gibi bir yöntemle ilerlememiştim. Bu yöntemin çıkması için gerekli motivasyonum ne oldu? Ondan bahsetmek istiyorum. Ben şunu fark ettim. Kendime belli başlı konularda yıllardır çok yükleniyorum. Yani hep yapmayı istediğim ama yapmadığım ya da yapıp yeterince çaba göstermediğimi düşündüğüm konular var. İşte bunlar kişisel gelişim olabilir, yeterince okumadığımı düşünüyorum, yeterince yeni tecrübe edinmediğimi düşünüyorum, para yönetimi konusunda çok kötü olduğumu düşünüyorum. Ve bu arka planda düşünüp kendimi sürekli yargıladığım konular beni gerçekten çok mutsuz ediyor. Ne bu konularla ilgili bir şey yapıyorum ne de bu hani yeterli değilim hissi bir yere gidiyor. Dolayısıyla aslında yılbaşına denk geldi ama ben yani bundan yaklaşık bir ay önce bu konuda bir şeyler yapmaya karar verdim. Ve daha sonra aklıma bu yöntem geldi. Bu yöntem gelince de dedim madem Ocak ayı geliyor kendimi Ocak'a bir başlangıç ilan edeyim. Hala tamamlayamadım bu 2018 planları sürecini ama bugün sizlere nasıl bir yöntem izlediğimi anlatacağım. Belki sizin de 2018 için ya da daha sonrası için işinize yarar. Öncelikle şöyle başladım. Bir kağıt kalem aldım ve dedim ki bu beni rahatsız eden konular neler? Bütün çıplaklığıyla yazdım. Bunu zaten kimseye okutmayacağım. Siz de okutmak zorunda değilsiniz istemiyorsanız. Ben herhangi bir şey yaparken ilk aşamanın böyle beyin fırtınası olmasını çok seviyorum. Çünkü böyle en baştan düzenli toparlayacağım düşüncelerim deyince hiç ilerleyemiyorum. Aklıma geleni yazdım işte. Daha fazla kitap okumak, daha fazla seyahat etmek, daha az para harcamak gibi. Bu şekilde kişisel gelişim alanlarımı not aldım. Ve dediğim gibi sadece taslak halinde yaptım bunları. Daha sonra bir baktım ben bunları kategorize edebilecek miyim? Yani mesela ev düzeni beni rahatsız eden bir noktaydı. Yandan para yönetimi beni rahatsız eden bir noktaydı. Ben bunları mesela sadeleşme başlığı altında birleştirdim. Dedim ki ben 2018'de çok pardon hastayken size heyecanlandıran bir konuda konuşmayın. Çok iyi gelmiyor boğazınıza. Devam ediyorum. Dedim ki ben 2018'de sadeleşmek istiyorum ve bunun alt başlığı olarak da eğilmek istediğim konular bunlar. Bu şekilde maddeleri kategorize ettim. Bazıları hiçbir kategoriye girmedi. Yani tek başlık şeklinde kaldı. Onlarla hiç uğraşmadım. Çünkü amaç dediğim gibi mükemmel bir liste yapmak değil. Sizin işinize yarayacak bir şey yapmak. Bunun sonunda benim elimde 10 adet başlık oldu. Sizin belki 30 olur, belki 2 olur. Hiç önemli değil. Ve hatta ben bunu revize de etmeyi düşünüyorum zaman geçtikçe. Ben bunlara 2018'in genel başlıkları dedim. Siz istediğiniz başlığı verebilirsiniz. Örnek verecek olursak mesela ilk başlığım sağlıklı yaşam. Altında beslenme ve egzersiz var. Dolayısıyla birinci madde sağlıklı yaşam. 1A beslenme, 1B egzersiz. Sonra geldim hedeflerime. Yani ben bu konularla ilgili nereye ulaşmak istiyorum günün sonunda. Hatta yılın sonunda. Bunları yazdım. Beslenmeyle ilgili haftada minimum şu kadar gün evde ev yemeği yemelisin gibi bir maddem var. Ya da işte egzersizle ilgili haftada en az 3 gün egzersiz yapmalısın. Bu şekilde hedeflerimi yazdım. Hedefleri her alt başlık için tamamladıktan sonra bu sefer aksiyonlar kısmına geçtim. Yani ben bu hedeflere ulaşmak için ne yapmalıyım? Mesela vücudumdaki yağ oranını yüzde işte şu kadara düşürmek için ne yapacağım? Yani bununla ilgili planım ne? Diyetisyene mi gideceğim? Beslenmeyle ilgili makalemi okuyacağım? Belgeselimi izleyeceğim? Kardiyo mu yapacağım, yapacaksam ne kadar yapacağım gibi yani tamamen gerçekleştirilebilir eylemler yazmaya başladım. Henüz bitirmedim aksiyon kısmını. Bu hafta içerisinde onu da tamamlamayı düşünüyorum. Ben bu genel başlıkları, hedefleri ve aksiyonları bu defterde tutuyorum ve bu defterde takip edeceğim. Ne yapacağım? Haftalık durum aslında değerlendirmesi yapacağım. Şunu çok yapıyorum. Bence birçoğumuz yapıyoruz. Bir şeyleri yapmak istiyoruz. Yani büyük hedeflerimiz var bir yerde. Ama günlük yaptığımız aktiviteler o kadar kopuk ki onlardan. Ve aslında sizi siz yapan şey günlük yaptığınız aktivite. Eğer siz günün 3-4 saatini televizyon izleyerek geçiriyorsanız siz televizyon izleyen birisiniz. Yani aslında günlük yaptığınız alışkanlıklar sizi siz yapıyor bence. Yani kendinizle ilgili düşünceleriniz ya da dış dünyanın sizinle ilgili düşünceleri değil. Yani günlük en çok neye vakit ayırıyorsanız aslında gün içinde bu sizin hayattaki değerlerinizin de ne olduğunu gösteriyor bence. Dolayısıyla ben değerlerimden ve benim için önemli olan şeylerden kopmamak için bunları yazıp bırakmayacağım. Her hafta bir
ne yapmışım ben bu konularda? İlerleme kaydetmiş miyim? Bazılarında bir şey yapmıyor muyum? Yapmak istemiyor muyum? Belki de o benim hedeflerimden çıkacak. Kendimi çok zorlamadan bunu böyle büyük bir yıla yayarak yapmak istedim bu sene. Dolayısıyla bu benim hedeflerimi ve aksiyonlarımı takip edeceğim defter olacak. Siz bunu bu arada ajandanızda da yapabilirsiniz. Ben defter ve kırtasiye söz konusu olduğunda aşırıya kaçmayı seviyorum. O yüzden tamamen sizin ne sevdiğinizle alakalı, nasıl ilerleyeceğiniz. Bu büyük resmi çizdikten sonra haftalık plan kısmına geçeceğim. İzlediğiniz mi bilmiyorum. Benim hayatı organize etmekle ilgili 5 önerim vardı. Böyle bir video çekmiştim. Onun linkini de bırakırım. Onda nasıl haftalık plan yaptım anlatmıştım. Yani rollere göre yapıyorum ben. Detaylarına oradan ulaşabilirsiniz ama çok kısaca bahsedeyim. Bu hayattaki rollerime göre işte. Anne şu an o çok yeni gelen bir rol. O yüzden ilk başta onu söyledim. İşte eş, Mars'a öğrenci, bir çalışan gibi böyle yılın başında rollerinizi belirleyip her hafta bu roller altında ne yapmanız gerektiğini yazıyorsunuz aslında bu haftalık planı. Daha doğrusu ben böyle yapıyorum. Onun için de bu defteri kullanacağım. Çünkü bu defter Stradivarius'tan almıştım. Hala var mı bilmiyorum. Şey anlamında çok güzel. Önce bu tarafında bu haftaki öncelikleriniz, onu sormanız gerekenler ve notlar var. Burada da hiç pazartesi, salı vesaire yazmıyor. Çünkü ben bunu bu roller için kullanacağım bu alanını işte. Tek tek buralara onları yazıp onun altına yapmam gerekenleri bu defterde tutacağım. Yani bunu da yine yanımda taşımayacağım. Bu da benim haftalık plan olarak da az önce Çınar'ın ağzından zorla kurtardığım şu altı biraz salya olan 2018 ajandam. Bunu da günlük işlerimi takip etmek için kullanacağım. Şöyle göstereyim. Zaten bahsetmiştim İngiltere alışverişimde bundan. Bunda böyle her gün için 5-6 satırlık bir alanı var. Bu ajandayı da yanımda taşıyacağım. O yüzden aralarında en ince olan bu. Dolayısıyla ben hedeflerimden, değerlerimden başlayıp günlük yapılacak işlere kadar böyle indirgediğim plan hazırladım kendime 2018 için. Kahramanlarım da bunlar. Dediğim gibi siz bunu çok daha basit ve minimal şekilde yapabilirsiniz. Size şimdiden çok güzel bir yıl diliyorum. 2018'de bu kanalda nasıl videolar görmek istersiniz? Lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. Böylece ben de sizin isteklerinize göre şekillendirebilirim. Sen nasıl videolar görmek istersin acaba? Şimdilik bütün söyleyeceklerim bu kadar. 2017'de beni izlediğiniz için, beğendiğiniz için, yaptığınız yorumlar için çok teşekkür ederim. Bu yılda bol bol görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.